Tombiş ve Limon beraber dışarıda oyun oynuyorlardı. Ve sonra zengin bir tane çocuk gelip Limon'un parasıyla tavladı. Hadi gel bakalım güzel kız, gidelim seninle birlikte. Ay olamaz, Limon beni terk etti. Tombiş de sevgilisini kazanabilmek için bir tane yarışmaya girdi. Eğer Tombiş bu yarışmayı kazanırsa bir sürü elmasın sahibi olacak. Eğer Tombiş bu yarışmayı kazanır diyorsanız yorumlara 1, kazanamaz diyorsanız yorumlara 20 yazın. Hadi bakalım Tombiş, acaba bir yarışmayı kazanabilecek misin? Buyur amca, ben o zengini de bu manyağı bulursam döveceğim oğlum, bulacağım döveceğim. Tombiş fakir adamı, yani annesi bile sevmezmiş. Gördün mü Gökçe, daha demin sevgilisi terk etti Tombiş fakir diye mi? Evet ama Tombiş hak ediyor yani, hiç uslu durmuyor ki yani. Ya seni ne ya? Ben o zengini döveceğim. Hadi bakalım Tombiş, sana şimdi oyunu anlatıyorum, tamam mı? Burada görmüş olduğun gibi sana böyle bir tane parkur hazırladık. Bu parkurda 3 tane ölme hakkın var. Eğer 3 defa ölürsen maalesef ki bu oyunu kazanamazsın. Eğer 3 defa ölmeyip bu oyunu bitirebilirsen milyoner olursun ve zengin olursun. Bu ne? O zaman benim oyunu bitirmem lazım. Evet Tombiş, bitirip yani tekrardan sevgini kazanman lazım. O zaman Gökçe, oyunu başlatıyorum artık. Evet, herkes hazırsa başlasın. 3, 2, 1 ve başla bakalım Tombiş. Oley, elmas var. Gökçe görüyor musun? Oraya elması kazarlar, arkadan lav düşecek ve Tombiş'in bir tane hakkı gidecek şimdi. Çok eğlenceli olacak, sinirlerine. Hadi bakalım şunu kazanalım şöyle. Şunu da şöyle kazanalım. Anne, lav çıktı. Şunu kapatalım bakalım. İşte bu, kapattım. Oo, nasıl kapattın lan sen onu? Kapattım, ben beceririm. Of ya Gökçe, ölmedi ya. Neyse bakalım Tombiş. Çok zekice. Devam et bakalım şimdi. Önünde ne var? Aa, bir tane bilmece var. Burada ne yazıyor? 5+10. Soruyu bil. Evet Tombiş, soruyu bil bakalım. 5+10'un cevabı ne? Bu cevaplara göre buradaki kapıları açacaksın mı, aşağı ineceksin? Tamam o zaman. 5+10 kaç eder? 20 eder, 20. 20 mi eder? Emin misin Tombiş? Gökçe 20 eder diyor baba, bak şimdi. Tombiş boş ver, karışma. Patlasın. Tombiş emin misin? Ya eminim ya. 15 mi eder yoksa, vallahi bilemedim ya. Bilemiyorum Tombiş, ne birisini seçeceksin yani. Cevap hangisi sence? Ya bence 20 eder ya. Arkadaşlar iyi seçimi diyen diye düşecek. Hadi bakalım Tombiş aç. Bu ne? Bu ne? Patlıyorum. Patlıyorum. Anne öldüm. Tombiş, Tombiş ne oldu? Geçemedin mi? Of ya, dur ekranımı giden aklım kaldı. Evet arkadaşlar. Tombiş eğer dersini çözseydin böyle olmayacaktı ve doğru cevabı bilip doğru yola gidecekti. Aynen öyle, maalesef 2 tane hakkın kaldı Tombiş. Hem de oyunun ilk başından. Arkadaşlar bence Tombiş hariç hiç bitiremeyecek. Ya göreceksin, biteceğim. Hadi bakalım gidelim şöyle, gidelim. Ana burada kazma var, elmaslar var ve demirler var. Arkadaşlar eğer Tombiş buradaki elmasları kazansa size laf düşecek. Ama ben bunu yemeyeyim, Tombiş efendi yemez bunu. O yüzden ben sadece buradaki demirleri kazacağım. Gökçe şuna bak, nasıl dağıldı lan, bağırlanmış he. Çok güzel bir strateji yapıyor gerçekten. Oyunu galiba kazanacak Gürol. Ya bak gördün mü, yukarıdan bak lavlar damlıyor, ben söylemiştim. Of ya Tombiş arkadaşlar, bildi vallahi, akıllı Tombiş. Neyse bakalım Tombiş, önünde şu an iki tane kapı var. Hangisini seçeceksin sence? Düşünelim bakalım şöyle. Ben burada hop itti pitti yapacağım o zaman. Hop itti pitti, kayameli sepeti, terazi lastik, cimnastik, bir şey geldik, bitlendik, ama bittik, temizlendik, bit bit bit. Son dersimiz matematik. Bunu seçiyorum ben bunu. Emin misin Tombiş, bunu mu seçiyorsun? Evet ben bunu seçiyorum. Başlıyorum ve bastım. Evet arkadaşlar. Tombiş ilk adımı geçmeyi başardı şu anda. Aferin Tombiş, çok ilerliyorsun. Tebrik ediyoruz seni Tombiş, böyle devam et. O ne o ne? Hadi bakalım o zaman inerleyelim. Burada ne var böyle? Ooo demir kılıç, demir cüller var. Evet Tombiş, onları alacaksın. Galiba buralardan bir şeyler çıkacak. Ana bir şeyler mi çıkacak? İyi bakalım o zaman. Hadi başlayalım o zaman, şöyle ileri doğru gidelim. 1-2-3. Ana zombiler çıktı. Tombiş zombiler sana saldırıyor. Aa, hadi bakalım. Ana ölmeyeceğim. Öldüreceğim onayı. Öldüreceğim onayı. Gelin buraya zombiler. Arkadaşlar Tombiş hepsini öldürmeyi başaracak galiba. Başaramazsa ölür. Öldüreceğim hepsini. Öldüreceğim. Gelin bakalım buraya. Al bakalım zombi. Sen de al bakalım zombi. Al bakayım sana. Öldürdüm bir tanesini. Arkadaşlar 2 tane zombi kaldı. Bakalım Tombiş öldürecek mi onları da. Aha bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Tombiş seni tebrik ederiz. Ana yaptım.
Gerçekten bu sefer bir tebriğe hak ettin yani. Çok iyiydi Girol. Çok istikrarlı gidiyorsun. Gerçekten de mükemmeldi arkadaşlar. Zombilerin hepsini Tombiş öldürmeyi başardı. İyi Tombiş, sendeki hakkın var halen. Bak Tombiş, şimdi seninle burada bir tane oyun oynayacağız. Tamam, bu oyunun adı ise Yakar Top. Bu yakar toplardan eğer geçmeyi başarırsan elmas bölümüne geçmeyi hak kazanırsın. Ama bu yakar toplardan birisi kafana gelirse bir tane canın gider ve geçemezsin. Ana, geçeceğim hocam ben. Göreceğiz bakalım. Ben buradaki düğümleri basacağım. Hadi geçmeye başlayacaksın. 3, 2, 1. Hadi bakalım Tombiş, başladık. Arkadaşlar Allah, tutturamadım. Ya tutturamadı ki, tutturamadı ki. Oğlum var ya, ben şimdi tutturacağım seni. Geç lan hadi, geç lan hadi yiyorsa. Obidik. Oh, tutturamadım arkadaşlar ya yine. Oy be, çok iyisin Tombiş, devam et. Arkadaşlar tutturamıyorum. Dur lan dur, tutturacağım şimdi. Hadi hadi bakalım. Ana yandım. Arkadaşlar Tombiş geçmeyi başardı. Ama yanıyor şu anda, bakalım ölecek mi. Yanmadım, ölmedim ki. Oh arkadaşlar ya, Tombiş geçmeyi başardı valla. Buradan da atladı patlaya buraya geldi. Tombiş ama bunu hayatta geçemeyeceksin. Bak burada ne var? Lava parkuru var, gördün mü? Bu zincirlerini sen tek tek atlayıp buradan geçmen lazım. Hadi bakalım. Hadi bakalım hocam, ben atlıyor. Şöyle bir zincir atlayacağım. Ana yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Hayır ölüyorum. Tombiş'in bir canı kaldı. Tombiş'in bir canı kaldı. Yapamadı ki, yapamadı ki. Ve Tombiş'in burayı geçmesi neredeyse imkansız. Yani ölmeden geçemeyeceksin. Şimdi limon ulan beni. Başkasının olacak. Hayır, limon başkasının olmayacak. Benim olacak. Evet Tombiş, limon başkasının olacak. Başkasının zenginsin. Sen fakir kalacaksın. Ya beni sinirlendiniz. Oğlum ben şimdi bu parkuru öyle bir geçeceğim ki ben James Bond. Hadi bakalım o zaman. Ya işte bu, geçiyorum. Hop bu yedeklerini bakalım şöyle. Geçeceksin. Hadi geçiyorum. Oo Gökçe. Başkasının olacak. Geçiyor lan bu, Gökçe geçiyor. Ben şey söylemiştim. Hop işte bu. Hop işte bu. Hop işte bu. İşte bu. Geçtim. Tombiş, nasıl geçtin? Vallahi helal sana. Uf ya, limonla tekrardan birlikte olacaklar galiba. Ya of ya, neyse ama şimdi ölecek, görürsün bak. Tombiş taburede bir şey yazıyor. Baksana bakayım bir. Hani bakayım taburede ne yazıyor ya? Şöyle bakalım. İzleyicilerle yakalarsa zaman geriye akacak yazıyor. Aynen öyle Tombiş, o yazıyor. Bak şimdi Gökçe yiyse bak ne olacak şimdi. Düğmeye basacak, oyunu creeper çıkacak ve patlayacak. Ondan sonra Tombiş'in bir tane arka gidecek ve Tombiş oyunu kaybedecek. Geçirsin. Hadi o zaman başlatın Girol oyunu. Tamam. Tombiş yukarıda düğme var. Oraya basarsan elmas gelecek. Ana düğme basınca şimdi elmas mı gelecek? Aynen bas bakayım ne olacak şimdi. Hadi başlayalım. Ana kıyıpı. Arkadaşlar tabelayı hatırlayın. İzleyiciye like atarsa zaman geriye yakacak. Eğer like atarsanız arkadaşlar Tombiş Creeper'dan kurtulacak ve zaman geriye yakacak. Like atanların inşallah bir sürü parası olsun. Abone olanların da inşallah çok iyi telefonu olsun. Amin. Aa herkes like attı, zaman geriye yaktı Gökçe. Tombiş kurtuldu. Acaba. Ya inanmıyorum ya, herkes neden like attı? Şimdi limonla birlikte olacaklar. Ya ben size söylemiştim işte bu. Oyunu kazanacağım. Arkadaşlar like attığın için zaman geri aktı ve Tombiş Creeper'ı ölmedi. O zaman Tombiş ne yapacaksın? Düğmeye tıklamayacaksın yani. Evet hocam, buradaki kapıyı şimdi açıyorum ve açtım bakalım. Burada ne var? Ana burada kum var. Ana yukarıda kül var. Kül yerimi unuttum. Alalım bakalım şöyle. Tombiş az kalsın külüyü almıyordum valla. Unutuyordum valla. Neyse küreyi küre kazanın bakalım. Arkadaşlar görmüş olun ki burada böyle sandıklar var. Şimdi sandıkların içinden şansa göre eşyalar çıkacak. Bakalım neler çıkacak. Tombiş önüne sandık çıktı. Ana sandık var burada. Açalım bakalım ne çıktı içinden şöyle. Ne amca? Paralar çıktı, paralar çıktı. Oo şansına senin be ya. Olamaz ya. Zengin oldu işte ya. Of. Yo arkadaşlar valla Tombiş'in şansı şu an yaver gidiyor. Ama hala önünde şu anda 3 tane sandık var. Tombiş o sandıklardan şansına göre eşyalar çıkıyor. TNT de çıkabilir, zombi de çıkabilir, para da çıkabilir, yemek de çıkabilir. O zaman kazmaya şöyle devam ediyorum ben. Evet Tombiş hadi bakalım, sen kazmaya devam et. Arkadaşlar inşallah TNT çıkar da Tombiş artık oyunu kaybeder ya. Başka kazanım bakalım şöyle. Kazanım bakalım şöyle, kazanım. Gökçe dur bak, önünde bir tane sandık var. İnşallah ondan TNT patlayacak, tamam mı? İnşallah. Ha, önüne çıktı Tombiş, hızlı söyle lütfen. İyi açayım bakalım şöyle zaman ne çıktı. Ana bu ne böyle. Oho şuna bakın, bir şu hamburger çıktı. Yum 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 yum. Oha ya Tombiş, senin şansına tüküreyim ben ya.
Ya evet ya, şimdi enerji depoladı, çok daha iyi oynayacak Güro. Kesin kazanacak, kesin. Ooo, enerjimi de topladım artık. Ambu değil mi dedim. Arkadaşlar Tombuş'tan çok iyi gidiyor ya. Hadi bakalım Tombuş, iki tane sandın kaldı. Onları da kaz bakayım, onlardan ne çıkacak. Hadi bakalım o zaman. Kazanım bakalım, şöyle kazanım. Şöyle kazanım. Hani burada sandık yok. Ah, gördüm sandı. Hopidik, zıplayalım bakalım. İnşallah buradan çok güzel bir şey çıkar. Açalım şöyle. Oley! Oley, çok güzel bir şey çıktı. Ne oha, çıktı yine ne ya? Çıktı? Ne çıktı? Oo, oyuncak. Oyuncak çıktı bir şey. Yapamaz. Arkadaşlar ben gerçekten Tombuş kadar şanslısını görmedim ya. Bu ne böyle abicim ya? Hadi bakalım kazıyorum. Arkadaşlar son bir tane sandık kaldı. İnşallah ondan Tiyandı Creeper falan çıkar ya. Tombuş yoksa oyunu kazanacak valla. Hadi bakalım. Aha sandık var burada. Sandığı açalım şöyle. Ooo. Oyuncak çıktı. Oyuncu bilgisayar çıktı. Oyuncu bilgisayarı. Ne? Oyuncu bilgisayarı mı? Üf ya. Of, zengin oldu şimdiden ya. Allah ne yapmasın seni ya. Of. Oley, çok şanslıyım. Arkadaşlar gerçekten bugün şans Tombuş'tan yana doğru gidiyor valla. Hadi bakalım Tombuş kaz bakalım. Kazanım bakalım şöyle. Kazanım şöyle, şöyle kazanım. Oley, kapıyı buydum. Açalım bakalım şöyle kapıyı. Burada ne var? Aa, burada bir şey yazıyor. İneklerin kaçağı yavaydı. Evet Tombuş, sana şimdi ben burada oyunu anlatacağım, tamam mı? Görmüş onun gibi kadar düğmeler var. Bu düğmelerden bir tanesi basınç plakası, bir tanesi ise Tombuş lavla dolu içi. Buradaki soruyu doğru bilirsen basınç plakasını kazanırsın, kapıyı açarsın ve milyoner olursun, tamam mı? Hey, anladım. Yani okla düğmeleri vuracağım. Aynen öyle Tombuş. Oradaki oklarla buradaki düğmeleri vuracaksın. Tamam o zaman. Şöyle aldık elimize. İneklerin kaçtan ayağı vardı. Ona kaçtan ayağı vardı, unuttum ya. Gökçe bu Tombuş var ya, hayatta bilemez. O yüzden böyle saçma sapan soru koydum. Evet çok iyi yapmışsın Gürol, kazanamayacak ve limon elde edemeyecek. Aynen öyle Tombuş, hadi bak 10 saniyen kaldı. 10, 9, 8, 7. Anaa, tamam. İneklerin kaçağı yavaydı. 4 vardır, 4. 4'ü mü seçiyorsun? Evet. O zaman 4'ü seçiyorsan Tombuş buradaki düğmeyi basacaksın, tamam mı? Arkadaşlar valla Tombuş doğruyu bildi ya, helal olsun valla gerçekten. Keşke daha sor bir soru sorsan. Seni vurayım mı lan? Seni vurayım mı? Aa Tombuş ya, saçma sapan hareketler yapma, dur. Şaka yaptım mı lan, şaka yaptım. Neyse hadi bakalım şöyle düğmeyi atıyorum. Attım. Oley, basınç plakası düştü. Koyalım bakalım şöyle basınç plakasını. Oley. Arkadaşlar Tombuş zengin oldu. İşte bu. Buradaki her şeyi aldım ben. Buradakiler benim oldu. Arkadaşlar Tombuş ödül odasına gelmeyi başardı. Helal olsun Tombuş. Bak elmaslar kaç tane var. Oha, bu ne ne? Helal olsun Tombuş'e. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Tombuş elmas odasına gelmeyi başardı. Tombuş ne yapıyorsun ya, paraları seçiyorsun? Çok zenginim, çok zenginim, çok zenginim. Aşkım limon, ben artık çok milyoner oldum, çok zengin oldum. Baksana bir sürü elmas veriyorum, hadi bakalım. Ay çok güzel, bir sürü elmas. Çok teşekkür ederim Tombuş. Hadi gel bakalım o zaman. Seninle birlikte beraber film izlemeye gidelim. Çok payımız var. Oradan da sana çanta alacağım. Hadi gel bakalım. Ay hadi gidelim bakalım aşkım. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum bir tanem benim. Hadi gel bakalım. Ya Tombuş hadi, seni sabahtan beri duştasın ya. Çık artık şu duştan. Su faturası bak, yüksek gelecek sonra Tombuş. Ya uf, tamam be tamam, çıktım ya, çıktım ya. Hadi Tombuş hadi ya, ne yapıyorsun sen sabahtan beri duşta? Ne yapayım be uyanca, duş alıyorum. Sen gel bakayım şöyle bir. Aa, sen çok güzel erkek parfümü kokuyorsun. Nanne sen kim hazırlandın lan böyle? Ya Doğancı ben de şey gidiyorum, de şey. Biz arkadaşımla buluşacağım. He limonla buluşacaksın. He limonla buluşacağım Doğancı. İyi anladım bakalım Tombuş, hadi git içeri. Annen sana kahvaltı hazırladı Gökçal'dan, tamam mı, onları yesen. Arkadaşlar vallahi Tombuş yani sabahtan beri çok dikkatimi çekti. Bugün arkadaşlar ben onu izlemeye karar verdim. Birazcık şüphelendim yani çalışkansı. Bu elimde görmüş olduğunuz arkadaşlar gizli kamerayla onu bugün izleyeceğim. Gökçem ya, ben duydum. Hemen benim gitmem lazım. Acelem var, tamam mı? Ya Tombuş ne bu acele? Dursana şurada güzelce yiyeyim. Ya gideceğim ya, gideceğim ya. Şu arkadaşlar şöyle kamerayı atalım bakalım şöyle Tombuş'e. Hop tamamdır. Ana ne oldu ne? Ne yaptın ya şimdi kafama? Ya Tombuş bir şey atmadım ya. Lan sinek falan ısırmıştır herhalde. İyi tamam bakalım, hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. Bana bak, 2 saat içinde evdesin. Geç kalma sakın, tamam mı? Ya tamam be annem, hadi bay bay. Hadi görüşürüz bakalım. Gökçe gel geri bak, ne yaptın biliyor musun? Tombuş sabahtan beri benim dikkatimi çekiyor. Bak ben de gideceğim onu bugün kamerayla izleyeceğim. Elimde kamera var, üstüne gizli kamera attım. Aslında bana da
bana bir değişik gelmiş de. Gürol çok iyi yapmışsın. Ben de izleyeyim lütfen. Tamam tamam, gel beraber izleyelim. Bakalım nereye gitti. Aa bir dakika, sinyal kesiliyor. Biraz daha yaklaşmam lazım. Aa şu anda McDonald's'ta oturdu. Birisini bekliyor. Limonu bekliyor. Yok şey, bakalım acaba Limon'la ne konuşacaklar. Gel biz de o sırada Limon gelene kadar evde yemek yiyelim. Vallahi karnım çok acıktı ya, sabahtan beri yemek yemedik. Benim de acıktı. Hadi gel bakalım. Yemekte ne var peki? Kurabiye yaptım. Bir de dolapta sandviçlerimiz var. Kurabiye çok severim. Hadi getir de yiyin bakalım. Vallahi ne yemek yedik böyle ya? Bayağı bir şiştim Gökçe, öyle değil mi? Ha? Lan sana ne olmuş böyle? Ulan kaçıncı yemeğini yedin de sen böyle bayıldın lan? Gökçe uyan. Uyan Gökçe diyorum, uyan. Aa kapı çaldı. Kim çalıyor acaba? Dur açalım bakalım şöyle. Aa Limon, senin burada ne işin var? Merhaba Gürol amca, nasılsın bakalım? İyiyim de Limon. Sen Tombiş'le buluşmayacak mıydın ya? Yo Gürol amca, ne Tombiş'le buluşması? Ben de ona sürpriz yapmaya geldim. Bak görüyor musun, ona oyuncak araba aldım. Kırmızı. Ona oyuncak araba mı aldın? Ulan Tombiş gene ne işler karıştırıyorsun, Allah senin cezanı vermesin. Şey Gürol amca, Tombiş'te değil mi yoksa? Tombiş mi? Tombiş'e gitti ya şeye. Heh, markete gitti, markete. Eve birazdan gelir. Bakayım Tombiş nerede? Ulan Tombiş, bu kız Tombiş'te kim böyle? Allah senin cezanı vermesin, gene aldatıyor musun yoksa insanları sen? Gürol amca, o elindeki şeyini versene bakayım onu sen bana bir. Aa, dur Limon, dur eleme, eleme. Ver onu bana. Allah, görecek galiba. Hani bakayım bu da ne? Hayır olamaz. Tombiş beni aldatıyor Gürol amca. Tombiş beni aldatıyor. Ya tamam dur Limon, üzülme. Belki de şeydir yani, kız arkadaşı falandır. Ya Gürol amca ya, ben gerçekten bu çocuktan bıktım yani. Daha yeni sevgili olduk, hemen beni aldatıyor yani ya. Ulan Tombiş, Allah senin cezanı vermesin. Ya tamam merak etme Limon, belki de her şey göründüğü gibi değildir yani. Belki de aldatmıyordur, dediğim gibi arkadaştır. Gürol amca hadi gel bakalım yonu, lütfen bakalım, bana yardım et. İyi tamam, hadi gidelim bakalım. Of arkadaşlar ya, gerçekten şimdi ortalık harbiden karışacak yani. Şuna bak sen Gürol amca, bak orada kızla oturuyor, görüyor musun? Harbiden de orada bir tane kırmızı bir Tombiş'le oturuyor vallahi. Yok Gürol amca, ben dayanamıyorum, ben gideceğim döveceğim bunu. Lan gel buraya Limon, gel buraya, saçmalama. Gel bir dinleyelim ilk önce, belki de aldatmıyordur, belki de normal bir arkadaşıdır, sonra rezil olma yani. İyi tamam o zaman Gürol amca, bak seni dinliyorum vallahi, sen varsın diye ona gidip saldırmıyorum. Hadi gel dinleyelim bakalım acaba ne konuşuyorlar. Şöyle dinleyelim bakalım. Sen benim kıymacı bebeğim, kaya bebeğim, ah ölüyüm senin kıymacı tüleğine. Ya Tombiş çok güzel söylüyorsun, teşekkür ederim, bana mı yazdın bu şarkıyı? Evet sana özel yazdım ben bu şarkıyı, kıymacı bebeğim, ya benim kaya bebeğim, o ne? Ya Gürol amca görüyorsun yani, değil mi yani, baksana beni aldatıyor işte. Allah galiba harbiden ne anlatıyor. Ya Limon arkadaşına yani belki iltifat ediyordur, nereden bileceksin? Hadi gel biraz daha dinleyelim. Ya Gürol amca görmüyor musun, sen de işte aldatıyor beni, aldatıyor. Tamam Limon merak etme, hadi gel biraz daha dinleyelim bakalım, belki de kanka falan diyecek yani, bakalım ne konuşuyorlar. Şimdi ben sana bir tane şarkı söyleyeceğim biber, tamam mı? Ya ciddi misin, yine mi yazdın, hadi söyle lütfen. Domates biber patlıcan. Domates biber patlıcan. Biraz saçma Tombiş, bunu sevmedim. Ama benim sana bir soru sormam lazım. Sen Limon'dan ayrıldın değil mi? Bak benimle o yüzden buluşuyorsun. Ya tabii ki de ben Limon'dan ayrıldım yani. Ben Limon'u sevmiyorum ki. Ya beni seviyorsun değil mi? Aşkım benim ya, seni çok seviyorum. Evet ben de seni çok seviyorum. Benim kıymacı bebeğim, Allah yanayım ben sana. Allah herhalde galiba yani. Şimdi ortalık karışacak çalışkan Alice. Ya Gürol amca gördün değil mi? Gördün beni aldatıyor işte. Onun yeni sevgilisiymiş o. Ya kıyamam sana ben Limoncuğum. Tamam üzülme. Sana ben şimdi şey diyeceğim bak bebeğim. İyi dinle beni. Aa, gel bak bir şey daha diyor. Bakalım ne diyor şimdi. Ne diyeceksin Tombiş'im? Ben sana söylemedim galiba daha önce ama benim koskocaman bir tane evim var. Arkada havucu var, arabam var. Hatta benim hizmetçileğim bile var biliyor musun? Aa, sen ciddi misin? Hizmetçilerin kaç tane peki? Benim iki tane hizmetçim var. Bir işine de Gürol, bir tane işine de Gökçe. Bir tane erkek bir tane kadın, ikisi de benim hizmetçim. Vay be, ne yapıyorlar peki? Bütün ihtiyaçlarını gideriyorlar mı? Evet, Gökçe abla bana yemek hazırlıyor. Gürol amca da geliyor benim popomu temizliyor kaka yapınca. Ayaklarıma masaj yapıyor, kafama masaj yapıyor, tüleğimi tayıyor. İkisi de benim hizmetçim. Vay be, çok havalı Tombiş.
ki çok param var mı? Bana da araba alalım olur mu? Sana ben bir şey yaparım, merak etme. Hatta limon da senin hizmetçin oluyor artık bir bey. Ha, sen ciddi misin? Evet, o paçöz benim hizmetçim olsun. Ona hizmet etsin bana. Ana, şu dediklerine bak lan. Ulan bana hizmetçi falan diyor. Ya Gürol amca, ben artık dayanamıyorum gerçekten. Ben gidiyorum. Limon gel buraya. Nereye gidiyorsun limon? Allah senin cezanı vermesi donmuş. Şimdi sana ben gününü gösteririm. Lan Tomic, senin burada ne işin var? Bu kız kim? Anam. Ne oluyor bu da ya? Sana diyorum Tomic, bu kız kim? Bu kız kim diyorum sana. Bu kim Tomic ya? Ne diyor bu adam, anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Beyefendi, ne oldu anlamadım yani. Paya mı ihtiyacınız var? Dilenci misiniz siz? Bak bak, konuşmaya bak lan, dilenci diyor bana. Sana diyorum Tomic, kendine gel. Gidip niye sevgilini aldatıyorsun sen? Ya ben kimseye aldatmıyorum be. Hala hala tanımıyorum seni. Güvenlik. Ne diyor bu? Üzülme bu, üzülme bebeğim benim, üzülme. Hadi be yallah. Güvenlik, güvenlik. Güvenlik lütfen, buraya güvenlik getirir misiniz? Polis, bu beyefendi beni rahatsız ediyor. Ondan şuna bak şuna. Sen eve gelinsin ama Tomic bir daha, tamam mı? Aha, alırım ben seni eve. Hadi yallah. Allah Allah, dilenci mi değilim ya? Şuna bakın arkadaşlar ya. Tomic'e bakın iyice. Poposu kalkmış ya. Neyse bakalım, eve gidelim. O zaten bir daha eve gelecek. Ama onu eve almayacağım. Görür o gününü. Gel buraya Tomic. Şimdi seni öldüreceğim. Demek ki sen beni aldatırsın, öyle mi? Bu ne? Amanim. Limon, sana ne olmuş lan böyle? Ne oluyor Tomic? Sizin şimdi işinizi bitireceğim. Sen beni nasıl aldatırsın Tomic? Öldüreceğim seni. Ezeceğim seni. Ulan Limon, bir dakika dur. Her şey göründüğü gibidir. Açıklayabilirim seni aşkım. Dinle beni. Niye açıklayacaksın? Niye açıklayacaksın? Her şeyini gördüm. Her şeyini senin. Ya bu televizyonda da adam akıllı program yok ya. Hep aynı şeyleri izlemekten çok sıkıldım ya. Gel buraya Tomic, öldüreceğim seni. Aa, bu ses de ne ya böyle? O ses seni öldü öyle. Tövbe bismillah. Bir dakika. Limon. Limon'a ne olmuş böyle? Gel buraya Tomic, öldüreceğim seni. İzleyeceğim seni. Hayır olamaz. Limon Tomic öldürecek. Aa, tabloda bir şey yazıyor. Ne yazıyor burada? İzleyiciler Allah'a katarsa zaman geri yakacak. Arkadaşlar, Limon koskocaman oldu ve Tomic'i ezerek öldürecek. Eğer like atarsanız zaman geri yakacak ve Tomic kurtulacak. Like atanların inşallah çok parası olsun. Abone olanların da inşallah lüks bir arabası olur. Amin. Gel buraya Tomic. Hadi Tomic, çık şu duştan artık. Bak sabahtan beri duştasın. Sıfırın çok yüksek gelecek. Ya tamam Yoyamca, geldim geldim ya. Aa, sen duş almışsın. Nereye gidiyorsun böyle? Niye gideceğim Yoyamca? Dışarı gidiyorum. Limonla buluşacağım. İyi tamam bakalım. Bir dakika. Aa, zaman geri aktı. Hayır, benim Tomic'i göndermemem gerekiyor. Tomic, Tomic. Hayır, hayır Tomic, dışarı çıkman yok. Bugün evdesin, tamam mı? Ya niye ya? Olmaz Tomic, çünkü Limon bize gelecekmiş. Ne? Limon bize mi gelecek? Evet, Limon bize gelecekmiş. Sana hediyesi varmış. Sana hediye almış. Ya ama benim dışarıda Limon'la buluşmam lazımmış. Konuştuk. Hayır Tomic, bugün dışarı çıkman yok. Yasak koydum. Değil mi Gökçe? Bugün dışarı çıkamaz, öyle değil mi? Ya çıksın çocuk, ne olacak? Limon'un geleceğini haber verseydiniz daha güzel yemekler yapardım. Ya hayır, Limon eve gelecek. Dışarı çıkmak yok Tomic. Of ya, of. Hadi yürü odana, yürü yürü. Of ya, bıktım artık sizden. Hadi yürü bakayım. Oh be, tamam tamam, güzel güzel. Yakayı paçayı kurtardık vallahi arkadaşlar. Oh, teşekkür ederim çocukkense. Zerin sayesinde Tomic ekrandan kurtuldu. Bugün elimde görmüş olduğunuz kamera modu sayesinde Tomic ve sevgilisini 24 saat boyunca gizlice izleyeceğim. Bakalım benden gizli ne yapacaklar. Anne. Bir dakika, arabam mı? Bakalım bugün onları ne gibi olaylar bekliyor. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Gökçe bak, sana ne göstereceğim. Görüyor musun, elinde böyle bir tane cihaz var. Bu cihaz sayesinde bugün Tomic ile Limon'u 24 saat boyunca izleyeceğiz. Onları trolleyeceğiz, tamam mı? Çok iyi fikir Gürol. Olur tamam mı? Hadi gel bakalım aşkım, Limon gidelim. Sus geliyorlar, oh, bakalım. Geliyorlar. Gelsinler bakalım. Hadi gel bakalım aşkım. Doğru amca, biz şimdi dışarı gidiyoruz gezmeye, tamam mı? Gezmeye mi gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Ya İstanbul'da falan yemeğe gideceğiz.
gideceğiz yani, öyle değil mi aşkım? Evet Yoran amca ya, yemek falan yemeye gideceğiz öyle yani. İyi tamam bakalım. Gökçe, onlara bir şekilde oyalaman lazım. Kamera yatmam lazım onlara, hadi bir şeyler uydur. Tamam tamam, uyuş ben de Gürol. Bakın geç kalırsanız eğer sizi gerçekten bir daha dışarı göndermem. Ya tamam Gökçe abi, tamam ya. Hemen atalım bakalım şunu, bir tanesi tombişe, bir tanesi limona. O ne? Ulan kafam bir şey geldi la benim. Limon sana geldi mi? Ay evet ya, ne oldu? Yani sen mi bir şey ettin ya? Ya bakın, benim kelimelerimden kaytarmak ya için yapıyorsunuz, tamam mı? Geç kalmayın dedim size, kaytarmayın. Ya tamam ya sana. Tamam. Uf ya, kafam acıdı ya, bir şey geldi sanki. Ya Tom sen vallahi kafayı yedin yani, kafana ne gelecek? Hadi 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 görüşürüz. Hadi görüşürüz bakalım. Gökçe attı mı onlara kamerayı? Dur bakalım şunu izleyelim bakalım ne yapıyorlar. Limon, bugün seninle bir tane arabayla gideceğiz. Aşkı Tom, niye gidiyorsun? Ne arabası ya? Tombi senin araban mı var? Manyak mısın? Var işte Aşkı Tom, bak benim burada çok güzel arabam var bir tane. Lan o benim arabam. Manyağa bak lan, arabamı kaçırıyor Gökçe bu. Aa Gürol, arabanı kaçıracak, ne yapacaksın şimdi? Bilmiyorum. Ne yapacak, dur bakalım izleyelim bir. Hadi Limon binelim, hadi gidelim. Gülüyorum siz görmeden, koş hadi koş. Hadi bindim o zaman. Tombiş'e de sür bakalım uzaklara. Başkaca aşkım, başkaca. Kim tutar seni, başkaca. Lan arabam gidiyor. Lan arabam. Ah, ana. Dur. Arabam! Çok durma. Onu arabamı kaçırdılar ya. Gökçe arabamı kaçırdılar ya. Onları var ya, gününü gösteririm ben şimdi ya. Gökçe. Hadi hadi gidelim bak. Gözünü seveyim bak. Şimdi bunlar arabaya bir şey yaparlar. Allah korusun. Gidip ya, bakalım onlara. Ya sakin ol zaten. Onları izleyebiliyoruz. Elimizde tablet var. Bak bakalım neredelermiş. Evet doğru söylüyorsun. Dur bakalım. Bakamıyorum. Çok uzakta oldukları için sinyal kesilmiş. Olamaz. Tamam o zaman etrafı gezelim. İlla bir yerde sinyal çekecektir. Evet. Hadi gidip onları arayalım. Bakalım sinyal çekiyor mu? Yok Gökçe ya, hala sinyal çekmiyor ya. Bir dakika. Tamam, çekiyor galiba. Dur azıcık çekmeye başladı sinyal. Gidelim bakalım şöyle birazcık daha gidelim bakalım şöyle. Evet geliyor. Bir dakika, arabaya bir şey olmuş galiba ya. Nasıl yani? Şuradan şöyle gidelim bakalım şöyle. Çekiyor, tamam çekmeye başladı Gökçe. Gökçe bunlar arabayı vurmuş Gökçe. Arabayı vurmuş bunlar. O ne? Olamaz. Limon. Şimdi Gönyamca bizim ağacımız edecek. Ya Tomuş, ben sana bu kadar hızlı gitme dedim işte. Al gördün mü, arabayı çarptın ya. Ya ne yapacağız peki şimdi Ton yani? Limon, Gönyamca bizi mahvedecek. Gökçe bunlar benim arabamı mahvetmiş. Bak oradalar. Arabamdan dumanlar çıkıyor. Özgür ol, ne yapacağız şimdi? Şuna bak, mahvetmiş arabayı, mahvetmiş. Şimdi onların yanında böyle gidersek anlarlar. Dur ben şimdi ne kılığına gireceğim biliyorum. Şimdi çalışkanesi polis kılığına gireceğim. Evet arkadaşlar, görmüş onun gibi polis oldum şu anda. Gökçe sen beni burada bekle, tamam mı? Ben şimdi gideceğim, onları korkutacağım. Ulan var ya, siz şimdi gününüzü görürsünüz lan. Benim arabamı çarparsınız öyle mi? Hey çocuklar, şimdi ne yapıyorsunuz? Ana olamaz, polis geldi. Ya ne yapsak Tomuş, bu bizi tutuklayacak galiba. Gelin bakalım buraya. Arabayı vurmuşsunuz. Arabayı mahvetmişsiniz. Ama ben size bunu gösteririm şimdi. Sizi hapse atacağım, tamam mı? O ne? Limon, kaçalım bize. Kaç Limon, kaç. Kaçıyorlar. Lan kaçamazsınız. Yeniden buraya kaçamazsınız. Gelin buraya. Kaçamazsınız dedim, kaçamazsınız. Yoruldum. Gelin buraya, gelin. Of ya, kaçırdım arkadaşlar elinden. Kaçtılar valla. Dur bakalım nereye gidiyorlar. Ana hala kaçıyorlar, görüyor musunuz? Ulan ben bunları nasıl kovalayacağım? Elimden de kaçırdım ya. Gökçe maalesef ki onları yakalayamadım, elimden kaçtı. Ya Gürol, nasıl beceriyorsun kaçırmayı küçücük çocukları ya? Ya ne bileyim Gökçe, koştular bir anda. Yetişemedim ben de, nefesim etmedi. Tamam sakin ol. Neyse ki onları izliyoruz Gökçe. Dur bakalım şunu, kameradan neredeler? Sinyal kesiliyor. Sinyal kesildiğine göre bunlar bayağı bir uzaktalar. Hadi gidip onlara kesin bakalım. Kesin eve gitmişlerdir. Hadi gel bakalım. Eve mi gitmişlerdir? Eve gittilerse ne yapıyorlardır ki acaba? Allah arkadaşlar baksanıza ya, araba mahvolmuş ya. Ben arabamı daha yeni almışım. Daha taksite binmemişler tamam, arabanın. Tamam sakin ol ya. Bulacağız işte, bir şeyler yapacağız. Dur bakalım şöyle, gözüküyor mu? Bir dakika, gözüküyor hafiften Gökçe. Bunlar burası benim odama benziyor. Hadi gel bakalım Limon. Şimdi seninle birlikte Göğe amcanın zülesini patlatalım. Ne zülesini patlatması? Gökçe bunlar benim biriktirdiğim parayı çalıyor. Şuna bak Limon. Bir şey paya var burada. Ay aşkım ya, çok güzel çok güzel zengin olduk. Gökçe bunlar şimdi benim paramı çalıyor, biriktirdiğim bütün paramı. Gürol şimdi ne yapacağız, onlar bizim birikimimiz.
Paralar gelsin, paralar gelsin, paralar. Oy aşkım çok güzel, çok zengin oldun. Hadi gel bakalım aşkım. Bununla yeni bir ayıp alalım kendimize. Goyam değil artık, bir tane bisiklet alayım. Bak bak konuşmalara bak, sen neler diyor benim hakkımda. İnanmıyorum, sinir oldum Tombiş'e, ne yapacağız şimdi? Aa, Gökçe gel dışarı çıkalım, gel çabuk buraya gizlen. Gel bakalım şöyle, arkadaşlar bunlar dışarı çıkıyor, bakalım nereye gidecekler. Hadi gel bakalım birlikte gidelim Limon. Sana çok güzel bir tane feyyayı ayıp alacağım. Ya çok teşekkür ederim aşkım benim. Arkadaşlar bunlar benim paralarımla araba almaya gidiyorlar, var ha vay hainler. Ama ben şimdi onlara yapacağımı bilirim arkadaşlar. Gökçe benim aklımda mükemmel bir fikir var. Hadi gel bakalım beni takip. Arkadaşlar tamam, bayağı bir güzel intikam alacağım şimdi onlardan. Son arabayı da içeri koyalım, tamamdır. Bütün arabalar hazır. Yürol, sence bu fikir işe yarayacak mı dersin? Ya tabii ki de yarayacak Gökçe. Onlar şimdi ne almaya geliyor? Araba almaya geliyor. Biz ne satıcısıyız? Araba satıcısıyız. Onun ben bütün gerçi parasını doğru alacağım şimdi. Bak senin tipin de anlaşılmıyor. Ve ben de şu kıyafetleri giyeyim bakalım şöyle. Gördün mü? Ben de anlaşılmıyorum. Vay be, evet çok dur iyi dur bakalım olacak. Şimdi neredelermiş? Aa geliyorlar galiba Gökçe, buraya doğru geliyorlar. Hadi gel bakalım aşkım. Şu dilerde araba satıcısı olduğu söylendi bize. Aa bak gördüm. Aa, geldi dur şu kamerayı gizleyeyim. Merhaba hoş geldiniz beyefendi. Burada bizim bir sürü arabalarımız var. Araba almaya mı geldiniz? Evet abi, ben araba almaya geldim de şimdi neden tipiniz böyle, çok komiksiniz. Ya aşkım ödenirim yani, onlar da insan yani, tipine dalga geçme. Tamam pardon. Abi ben şuradaki arabaların hepsini satın almak istiyorum. Ha hepsini almak istiyorsunuz öyle mi? Acaba paranız yeter mi sizin? Yeter tabii de yeter ya, benim çok param var. Vay canına. İyi tamam bakalım, bunun hepsini sana satıyorum. Tanesi ne kadar bu neyin? Sen bakayım, ver bakayım bana bütün paranı. Ben bakayım ona göre az yok çok diyeyim, tamam mı? İyi tamam, al bakayım ben şöyle bütün payımı vereyim şöyle. Al bakayım. Bu benim bütün payım. Bu nerede benim böyle bütün payım? Oh. Arkadaş inandı, geri satıyor vallahi bütün parasını. Tamamdır. Aferin. Bakalım şöyle ne kadar varmış. Bunlar yeterli olabilir aslında. Evet tamam. Siz beni burada bekleyin çocuklar. Hemen ben anahtarı getiriyorum, tamam mı evden? İyi tamam bakalım abi, çok geç kalma. Hadi bekliyoruz biz burada. Hadi bekleyin bakalım, ben hemen geliyorum. Gökçe hadi kaç gel. Arkadaşlar kerizleri gördünüz mü? Nasıl inandılar ama? Ben sana söylemiştim değil mi Gökçe işe yarayacağını? Bak bütün paraları aldık. Oh bütün birikmiş paramı aldım. Kerize bak, bir de araba alacağını zannediyor. Ama tabii ki de arkadaşlar hala da intikamımı alamadım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şimdi mafya kıyafetimi giydim. Elime de böyle silahımı aldım. Onları arkadaşlar kaçırıyormuş gibi yapacağım. Onları kaçıracağım ve hapse atacağım Gökçe. Hadi bakalım sen de şimdi mafya kıyafetini giy hemen, tamam mı? Tamam giyiyorum. Ya Limon buna ne de kaldı ya? 10 dakika oldu. Şabattan bir yerine gelmediler ya. Ya merak etme aşkım, birazdan gelirler ya. Dolandıracak halleri yok ya. Sonuçta bunlar araba satıcısı. Galerici bunlar. Ya yok saçmalama ya. Vallahi bunlar benim galiba payımı çaldılar. Galiba benim payımı çaldı bunlar. Aa oradalar arkadaşlar, görüyorsunuz mu? Derin bakalım şöyle. Hey. Elinizi havaya kaldırın çabuk, elinizi havaya kaldırın. Amanim. Abi ne oluyor ya? Tövbe bismillah. Kaldırın dedim size ellerinizi. Kaldırın. Aşkım ne oluyor? Abi ne oluyor? Gözünüzeyim, ne oluyor buna? Elinizi havaya kaldırın dedim. Ben mafyayım. Mafya Kenan'ım ulan ben. Mafya Kenan. Elinizi havaya kaldırın dedim. Ya abi tamam uçtayız. Biz vallahi bir şey yapmadık. Yürüyün bakalım. Düşün önüme. Gidiyoruz. Abi niye götürüyorsun sen bizi? Lan oğlum soru sorma dedim lan. Yürü lan bak. Yürü lan öde. Hadi yürüsene. O ne? Tamam yatamam abi. Yürüyorum yani. Ya ne yapacağız aşkım biz şimdi? Ne yapacağız? Bunlar bizi götürüyor. O ne? Bilmiyorum ya. Limon yürü işte. Ne bileyim ben. Lan hadi ne oğlum? Yürüsenize lan. Bak hala itiraz ediyorlar. Yürüyün hadi. Abi tamam yürü. Ne kızıyorsun ya? Vallahi bak Tombiş. Topuna sıkarım seni. Sıkarım lan topuna. Abi tamam vallahi bilen yürüyoruz ya. Yürüyorsun. Arkadaşlar şimdi onları var ya bir tane mağaraya tıkacağım. Onları korkutacağım şimdi. Hadi bakayım yürüyün gidiyoruz. Şöyle demirleri kapatalım. Şunu da kapatalım, tamamdır. Abi gözünü seveyim, çıkar bizi buradan. Çıkar bizi lütfen. Ya Tombiş bir şey yapsana, bizi hapse attılar. Görmüyor musun? Ya ne yapayım Limon ya, buradan çıkar bizi buradan. Bunun yaptıklarının hesabını veriyorsun şu anda Tombiş efendi. Ya ben ne yapmışım abi? Bilmiyorum artık ne yapmışım. Şöyle gözü çıkaralım arkadaşlar artık. Bak bakalım Tombiş ben kimim? Anne, Goy amca. Evet, bak bu da Gökçe ablan. Ne sandın Tombiş? Yaptıklarının yanına kalacağını falan mı zannettin? Anne, siz beni nereden biliyorsunuz?
yapıyorsunuz? Bak Tombiç, bu paralar da benim param. Bütün gün sizin üstünüzde kameralar vardı. Hem limonu izliyorduk hem de seni izliyorduk Tombiç, tamam mı? Ana, demek ki siz beni izliyordunuz. Evet, biz seni trolleyecektik ama maalesef ki trolleyemeden sen gittin benim arabamı çarptın. Ondan sonra paramı çaldın. Artık Tombiç bir gün mü iki gün mü bir hafta mı burada durursunuz bilmiyorum. Abi lütfen özür dileyim ya. Boyam cidden çıkar beni buradan. Valla bak, bir daha yapmayacağım. Lütfen bir daha yapmayacağım. Aha, daha çok ağlarsınız siz böyle. Hadi bir hamburger yemeye gidelim. Onlar da burada kalsın. Aynen öyle. Hadi siz burada durun. Biz de gidelim afiyetle çift katlı hamburger yiyelim. Hem de of yanında da kola içelim. Boyam bir çıkar bizi. Hadi Tombiç, görüşürüz. Kapıyı da şöyle kapatalım. Aa Gökçe, baksana parkta bir tane çocuk oyun oynuyor. Gidip tanışsak mı sence? Belki bizimle arkadaş olur. Çünkü bizim kimsemiz yok. Yürol, sen kendin söylüyorsun. Bizim kimsemiz yok. Kim neden bizimle arkadaş olmak istesin? Ya ama belki bizimle arkadaş olur. Nereden biliyorsun? Belki bizi çok sevecek. Hadi gel, bir şansımızı deneyelim. Ne olur. Belki hayır, bizimle tamam, arkadaş tamam olur. Hadi gel bakalım, şansımızı deneyelim. Ama sen sor. Tamam, merak etme, ben soracağım. Merhaba çocuk. Ne yapıyorsun burada? Burada kumdan kale oynuyorum. Anne ya, ben sizi tanımadım. Siz kimsiniz? İlk defa mı geldiniz bu köye? Evet evet, biz ilk defa geldik. Benim adım Yürol. Benim kız arkadaşımın adı da Gökçe. Senin adın ne bakalım? Benim adım da Tombiş. Bana Tombiş derler. Aa, merhaba Tombiş. Şey merhaba diyeceğim. Tombiş. Acaba bizimle arkadaş olur musun? Bizim hiç arkadaşımız yok. Maalesef ki annemizi babamızı kaybettik. Burada kimsesiz olarak geziyoruz. Anne çok üzüldüm. Anneniz babanız yok demek ki. Tamam, sizinle arkadaş olayım ama çok az arkadaş olacağım. Çünkü benim annem babam yabancılarla konuşmama izin vermiyor. Çok azıcık arkadaş olabiliriz. Oley, gördün mü Gökçe bak. Bizimle çok az da olsa arkadaş olacak. O zaman ben size şöyle oyuncak demeyeyim. Al bakalım diyor. Ben sana şöyle kıymacı oyuncağım vereyim. Bak benim bu ayabam. Çok seviyorum ben bunu. Aa, bunu oyuncağını mı verdin? Teşekkür ederim. Al bakalım Gökçe. Ben de sana şöyle domuzcuk oyuncağı demeyeyim. Bunu oynayabilirsin. Tombiş, çok teşekkür ederiz. Çok iyisin. Çok sağ ol. Evet, çok güzel oyuncaklar. Bak Gökçe, benim arabam nasıl ama vın vın. Gördün mü? Çok güzel ya. Baksana benim domuzcuğumu da görüyor musun? Çok tatlı. Evet, çok güzel hepsi. Vın vın vın. Çok sevdiniz galiba oyuncakları. Evet, çok sevdik, gerçekten çok güzel. Vın 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 vın. Çok eğleniyorum Gökçe, çok eğleniyorum. Ben de yaşasın. Anne bir dakika, benim annem beni çağırmıştı. Kusura bakmayın, ben eve gitmek zorundayım. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Aa, gidiyor. Ama bir dakika çocuk, lütfen bekler misin bizi? Bizim annemiz babamız yok. Bizim gelip biz de gelebilir miyiz seninle acaba, lütfen? Anneniz babanız yok. Ama benim annem babam çok güzel, size eve götürürsem. Evet, doğru söylüyorsun. Kızardı mı Gökçe annesi babası? Peki ne yapacağız biz böyle? En azından bir şansını deneyemez misin? Belki bir şekilde ikna edebilirsin Tombiş. Tamam bakalım o zaman. Gelin annemle babama götüreyim sizi. Belki sizi sever. Hadi gidelim bakalım. Oley. Hadi gel bakalım. Belki bizi Tombiş'in ailesi sahiplenebilir Gökçe. Belki annemiz babamız olabilir. Hadi gidelim bakalım Tombiş. Gelin bakalım şöyle. Benim evim bu yaşığı. Bakın gördünüz mü? Oo, vay canına. Evin gerçekten de mükemmel. Ben gözüküyor. Gelin bakalım şöyle kapı içelim. Siz beni burada bekleyin. Ben bir annemle babamla konuşup geliyorum. Tamamdır Tombiş, hadi biz bekliyoruz seni burada. Anne baba, ben geldim. Şey söylemem gereken çok önemli bir şey var. Söyle bakalım Tombiş, ne oluyor? Söyle bakalım oğlum, kötü bir şey mi oldu acaba? Anneciğim ben kapıdaki tane yabancı birisini getirdim. İkisi de çocuk, benim yaşımdalar. Annesi babası ölmüş, kimsesi kalmamış. Acaba bize ev alsak olur mu, kötü olur mu diye sormaya geldim de. Demek ki kimsesiz çocukları eve getirdin Tombiş, öyle mi? Bir getir bakalım, bir tanışalım istersen. Tamam anne baba, hemen getiriyorum. Gidelim bakalım şöyle kapıya. Galiba bizi kabul etmediler Gökçe ya, baksana. Aha geldi Tombiş. O ne? Gelin bakalım içeri. Annemle babam size tanışmak istiyor. Aha, bize tanışmak istiyorlar. Yaşasın. Hadi gel bakalım. Merhaba abi, merhaba ablacığım. Biz bu köye yeni geldik de biz annemiz babamızı kaybettik. Acaba sizinle kalabilir miyiz? Şöyle bakalım bakalım şöyle. Ama bizimle kalamazsınız çünkü siz Tombiş değilsiniz. Aa evet, doğru söylüyorsunuz, biz Tombiş değiliz. Neyse neyse, rahatsızlık verdiğimiz için kusura bakmayın. Biz en iyisi gidelim. Gel bakalım Gökçe, yapacak bir şey yok. Çıkalım aşkım evden. Durun bakalım şöyle, gelin bakalım şöyle çocuklar. Ha, ne oldu abicim? Aslında size ben şöyle bir tane şans verebilirim. Aa, bize bir tane şans mı vereceksin? Evet, Tombiş olursanız eğer bizimle kalabilirsiniz. Oley. Peki abicim, biz nasıl Tombiş olacağız?
Nasıl mı tombiş olacaksınız? Çok yemek yiyerek yani. Gelin bakalım, köyde bir tane yarışma düzenleniyor. Eğer yeme yarışmasını kazanırsanız bizimle kalabilirsiniz. Oo, anladım. Eğer yeme yarışmasını kazanırsak Gökçe, tombiş olacağız ve tombiş tanesiyle kalacağız. Oley! Oley! Kazanabilirsiniz. Hadi bakalım, ben size güveniyorum. Hadi gelin yarışmaya gidelim. Hadi gel bakalım Gökçe, yarışmayı kazanalım ve burada kalalım. Geleneksel yeme yarışmamıza hoş geldiniz bakalım. Önlerinizdeki 6 tane hamburgeri 1 dakika içinde bitirirseniz 1000 TL ödül kazanacaksınız. Hadi Gökçe, bunları yemeliyiz. Tombiş ailesi bizi sahiplenecek. Bunu yapabiliriz bence. Ben inanıyorum. Başaracağız bunu. Evet, ben de elimden geleni yapacağım. Sen hiç merak etme. Hadi bakalım, ben size güveniyorum çocuklar. Yapabilirsiniz. Gel şimdi bunun hepsini. Hadi. 3'ten geri doğru sayıyorum ve yarışma başlıyor. 3, 2, 1 başlayın. Hadi hadi, başladık Gökçe. Oha, tombişe bak nasıl yiyor. Gelin bakalım şöyle şunu. Of ya Gökçe, hala bir tanesini bile bitiremedik. Hadi hızlı ol, hızlı ol. Bir tanesini bitirdim. Benim karnım çok doydu Gökçe. Yiyemeyeceğim ben galiba. Şunu yiyelim bakalım şöyle. Duydun mu Ali? Kazanan tombiş oldu. Gökçe, ne yapacağız biz, yiyemedik. Sadece 2 tane yiyebildim. Çok kötü bir ol, karnım çok ağrıdı. Benim de karnım çok ağrıdı. Tombiş. O ne? Yiyemediniz mi siz şimdi onun hepsini? Hayır, yemedik Tombiş. Biz senin gibi değiliz. Ben bir tane yedim. Çok karnım ağrıdı. Gökçe de zar zor 2 tane yedi. Ben daha da yemem. Midem çok bulandı. O ne? O zaman siz ne yapacaksınız? Maalesef ben buradan gidiyorum. Benim aileme giyemezsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Dur Tombiş, nereye gidiyorsun? Dur gitme. Konuşamam ben sizinle. Görüşürüz. Of Gökçe ya. Tombiş bizi bıraktı yarışmayı kazanamadık diye. Bir yolu olmalı. Bir yolu olmalı. Bize bunların hepsini yedirtecek bir yardım lazım. Aynen öyle, bir yardım lazım. Benim aklıma bir tane fikir geldi. Eğer Gökçe cadıya gidersek, cadıdan yemek sirini alırsak eğer, bütün yemekleri hızlıca yiyebiliriz. Ve bu sayede Tombişer'in gözüne girebiliriz. Evet, çok mantıklı. Hadi gidip cadıyı bulalım o zaman. Hadi gel bakalım, beni takip et. Köylerin söylediğine göre cadının evi burasıymış Gökçe. Hadi gel bakalım, bir kapıyı çalalım. Tek tek tek, kapıyı açar mısınız? Girin bakalım içeri. Ne kadar da korkunç be cadının sesi, şuna baksana. Neyse, açalım bakalım şöyle. Merhaba cadı, biz senden iksir almaya geldik de. Siz iki bücür burada ne yapıyorsunuz bakalım? Biz senden yemek yemek iksir almaya geldik. Bizim çok yemek yememiz lazım. Böyle bir de çok hızlı yemek yememiz lazım, tamam mı? Demek yemek yemek iksiri istiyorsunuz, öyle mi? Evet, yemek yemek iksiri istiyoruz. Acaba bize yemek yemek iksiri yapar mısın? Evet, yaparım. O iksiri yapmak çok basit. Ama bana parasını vermeniz lazım. Sizde para var mı bakalım? Bakalım. Maalesef bende hiç para yok. Gökçe, senin hiç paran var mı ya? Bende para ne gezer? Maalesef ki bizim hiç paramız yok da. Demek ki paranız yok. Tamamdır o zaman, şöyle yapalım. Bu köyde bir tane banka var. Kötü banka. Benim bütün paralarımı aldı. Eğer oradaki benim paralarımı bana geri getirirseniz size yemek yeme iksirini veririm. Oley! Duydun mu Gökçe? Bak, bankayı sayarsak bize ve iksirleri verecekmiş. Tamam mı? Peki bizim silahımız yok ki. Şuradaki sandıktan maskeli silahınızı alın bakalım. Tamamdır bakalım. Maske var, silahlar var. Hadi Gökçe sen de al. Tamamdır cadı, merak etme. Bir saat içinde buraya getireceğiz. Hadi bakalım, hızlı olun, hızlı. Hadi Gökçe, koş. Evet Gökçe, bak, banka burası, görüyor musun? Şimdi bankayı soyacağız. Cadının paralarını geri götürmemiz lazım. Cadı bize iksir verecek. Üçüncü içeri giriyoruz. Hazır mısın bakalım sen? Ben hazırım. Hadi gir, durmayalım. Hadi bakalım o zaman. 3, 2, 1. Ellerinizi havaya kaldırın. Bu bir soygundur. Elini havaya kaldırın bakalım. Tamam, lütfen beni vurmayın. Tamamdır o zaman. Çabuk bize kapının şifresini söyle, tamam mı? Çabuk. Tamam, söyleyeceğim. Vurmayın lütfen. Bana zarar vermeyin. Kapının şifresi 1, 2, 3. Aferin bakalım. Böyle adam akıllıdır. Gökçe, sen buna sahip ol, tamam mı? Göz kulak ol buna. Ben de gideceğim, bankayı soyacağım. Tamam. Hadi bakalım şöyle kapının şifresine girelim. 1, 2, 3. Tamamdır, kapıyı açtık. Cadının paralarına bakın. Cadının paraları burada. Açalım bakalım. Şunlara bakın. Bir sürü para var burada. Neyse bakalım arkadaşlar. Şunları alalım da hepsini cadıya götürelim şimdi. İlk önce şunu alalım bakalım. Şuradan şöyle. Sonra buradaki para destelerini alalım. Sonra şuradaki sağ
sandal alın bakalım şöyle. Heh, hadi bakalım Gökçe. Ah, çok ağırmış vallahi bu sandık. Gidelim bakalım dikkat buradan. Dikkat hadi. Sakın ellerini kaldırma sakın. Gürol çık sen ben geliyorum. Tamam tamam bir şey yapmayın lütfen. Girersin. Tamamdır. Tamamdır bir şey yapmayın lütfen lütfen. Hadi Gökçe koş koş koş. Kaç, gidelim kaç, polisler kaç. Gelmeden gidelim. Oh vallahi çanta bayağı bir ağırmış ya. Ah benim koptu vallahi çok ağır çanta. Heh, cadıya geri getirdik Gökçe. Hadi aç bakalım kapıyı. Aç kapıyı aç tamam. aç. Oh, şöyle gel bakalım. Ah, giriyorum içeri giriyorum. Ah, giriyorum. Ah, cadı getirdim sana bütün paraların tamam mı? Bütün paraların görmüş olduğun gibi sandığın içinde. Aferin bakalım size. Görevi başarıyla tamamladınız. Şu arkadaki iksiri bölümünden iksirinizi alabilirsiniz. Teşekkür ederiz cadı. Alalım bakalım şuradan şöyle iksiri. Hop tamamdır aldım. Hadi gel bakalım Gökçe artık buradan gidelim. Şunları da şöyle atalım da bizi yanlış bilmesinler. Şöyle paralarını da verelim evet, cadının. Evet. Hadi gel bakalım. Şimdi arkadaşlar bu iksiri içeceğiz de bundan sonra daha da çok hızlı yemek yemeye başlayacağız. Ve sonra yemek yarışmasını kazandıktan sonra Tom Bushner tekrardan bizi sahiplenecek. Hadi gel içelim bakalım şöyle. İçtim ben Gökçe. Hadi sen de iç bir an önce de gidelim yarışmaya. Oh bitti Gürol hadi gidelim. Hadi gel bakalım şimdi. Hadi arkadaşlar şimdi yarışmaya gidiyoruz. Eğer yemek yarışması kazanırsak Tom Bushner ailesi bizi sahiplenecek. Geleneksel hamburger yeme yarışmamızın ikincisine hoş geldiniz. Eğer önlerinizdeki hamburgerleri yerseniz 1000 TL'nin sahibi olacaksınız. Göreceksin Tomuş. Bak biz bu sefer yiyeceğiz tamam mı? Hadi bakalım bu sefer yiyin de lütfen benim aileme katın. Hadi bakalım. Hadi bakalım Gökçe şu yemeği yiyelim de Tomuş ailesine katılalım bakalım. Tamam, o zaman bakayım. İşten geri doğru sayıyorum. Yarışmamız başlıyor. 3, 2, 1 başlayın. Hadi başla başla bakalım Gökçe. Gelin bakalım şunu şöyle. Oh yedim hepsini yedim ben. Oh kazandım kazandım. Evet kazanan kişi küçük Gürol. Oley kazandık kazandık. Yemek yeme yarışmasını kazandık. Oley. Biz artık bir tombiş olduk gördün mü? Bak tombişin hızı yedik. Vay canım ya bu ne şeydir içi şöyle. Ben sana söylemiştim tombiş gördün mü? Kazanacağımızı size söylemiştim. Tombiş abi bak kazandık gördün mü yarışmayı? Evet bakalım çocuklar aferin artık bizimle kalabilirsiniz çünkü siz de bir tombiş oldunuz. Oley. Yaşasın. Gördün mü Gökçe artık biz de bir tombişiz. Hadi gelin bakalım çocuklar eve gidelim. Hadi gelin bakalım size ben evi tanıtayım en iyisi. Tamamdır tombiş tanıt bakalım evi bize şimdi. Bu yaşı benim görmüş onun gibi televizyon boyda oturacağız her akşam televizyon izleyeceğiz. Ana çok güzelmiş gerçekten burası. Sonra bu yaşı bizim böyle mutfağıymış. Biz burada oturuyoruz her gün. Günde 20 defa yemek yiyoruz. Oha günde 20 defa mı yemek yiyorsunuz? Çok yemek yiyorsunuz. Evet tombiş olmak kolay kolay değil yani. Sonra üst kata gelin bakalım size şimdi üst katı göstereceğim. Tamamdır tombiş hadi gel bakalım üst kata bakalım şimdi. Üst katta ne var? Üst katta şöyle kapıyı açalım. Görmüş olduğunuz gibi bu yaşı benim yatak odam. Ama bu evi büyüteceğiz ve sizin yatak odanız olacak tamam mı? Ha anladım bizim yatak odamız olacak. Yaşasın. Tamamdır. Evet burada oyuncaklarımı oyuncaklarda oynayabilirsiniz. Sonra şurada yerde de görmüş olduğunuz gibi tuvalet. Burada böyle ben kakamı yapıyorum. Günde 30 defa kakamı yapıyorum. Birazcık koktu ya. Tamamdır Tombiş. Günde 30 defa kaka yapıyorsun demek ki. Evet ben 30 defa günde kaka yapıyorum. Yani evimiz böyle görmüşsün gibi. Bu yılda haftada 3 hafta sonra duş alıyoruz yani. 3 haftada bir duş alıyoruz. 3 haftada bir mi duş alıyorsunuz? Neden peki? Çünkü öyle Tombiş yani 3 haftada bir duş alıyoruz. İyi tamam bakalım o zaman biz de Gökçe artık 3 haftada bir duş alacağız tamam mı? tamam hadi o zaman. Hadi gel bakalım Tombiş şimdi ne yapacağız? Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Hadi gelin bakalım bu akşam yemekte bir sürü pizza var. 50 tane pizza yiyeceğiz. Oo 50 tane pizza mı? Vallahi çok heyecanlandım ben. Hadi gel bakalım Gökçe. 50 tane pizza yiyelim. Benim de karnım birazcık da acıktı aslında. Tombiş ve ailesi bir gün dışarıda dolaşıyorlarmış. O ne? Anne baba bugün bana hamburger yiyelim. Benim hamburger çok çıktı. Hamburger yemek istiyorum ben. Ve sonra kötü cadı köye gelir. Sizi şimdi kötüye çevireyim de görün bakalım siz. Bu elimdeki kötü iksir sayesinde sizi kötüye çevireceğim. Ve sonra cadı Tombiş ailesini kötüye çevirir. Alın bakalım. İşlem tamam. Bu ne? Bana bir şey oluyor anne baba. Bu ne oluyor bana? Ne oluyor?
Hadi hadi Gökçeyiz'de olmalıyız aşkım valla. Tombiş annesi kötü olmuş. Evet, bütün evet. Köy yemeye başlamış valla. Anlamadım yani nasıl kötü olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar sizler de duydunuz galiba. Tombiş annesi kötü olmuş arkadaşlar. Nasıl kötü olduğunu bilmiyoruz. Ve arkadaşlar tombiş annesi bütün köyü yemeye başlamış. Onları durdurmamız lazım. O yüzden arkadaşlar şimdi bu alanları en güvenli evlerimizi yapacağız. Hadi bakalım Gökçe. Üçüncü başlıyoruz aşkım. Bir, iki, üç. Başladık bakalım. Arkadaşlar şimdi olalım. Buraya efsane bir şekilde kocaman aşırı güvenli bir ev yapmamız lazım yani. Tombiş ailesinin şakası olmaz. Çünkü arkadaşlar tombiş ailesi bayağı bir kocaman olmuş. Bütün köy yemeye başlamışlar. Ulan inşallah arkadaşlar yani tombişi kurtarabiliriz. Nasıl böyle bir şey oldu ya? Böyle bir şeyin olması neredeyse imkansız. Bilmiyorum Gökçe valla. Kesin arkadaşlar tombiş şey yani ailesine büyü yapmışlardır. Anlamadım gerçekten ama inşallah arkadaşlar yani Allah'ın izniyle tombişin ailesini kurtaracağız. Hadi bakalım çalışkansı. Şimdi arkadaşlar bizim buraya bayağı bir hem de bayağı bir güvenli bir ev yapmamız lazım. Hatta arkadaşlar benim aklıma çok güzel bir ev fikri geldi. Şöyle yapalım bakalım ilk önce şöyle duvarlarımızı yapalım. Yapalım şöyle hop hop yapıyoruz. Allah yapamadım ha. Tamamdır yapıyoruz arkadaşlar bakalım şöyle. Gökçe sen neyden yapıyorsun? Oo sen magma bloğundan yapıyorsun magma evini. Magma bloğundan yapıyorum. Çok kuvvetli bu blok. Sen zaten gayet iyi bilirsin seninki gibi güçsüz değil. Yo abi işte katman kayısı. Benim katman kayısı ne patlatırsam patlat patlamazdı. Hiç fikri hiçbir kazmayla bu katman kayısı kırılamaz. Yani benim daha da güvenli. Ama işte bile magma bloğu da öyle tamam mı? Ha bir kere çok güvenli asla. Aynen ikine bakalım. Ne oldu ayran? Kapak oldun yaylan. Ya işte bile Allah Allah çok şimdi komik. Arkadaşlar şimdi buraya dikenli tellerden koyacağım. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakın bunlar arkadaşlar dikenli çitler görüyorsunuz mu? Yani buraya dokunursanız cız diye elektrik çarpar ama tabii ki de ben game mod 1'de olduğum için bana şu anda çarpmıyor. Hadi bakalım çalışkansı. Şimdi şöyle arkadaşlar dikenli diyorum pardon elektrikli şöyle çitlerimizi koyalım şöyle. Şimdi arkadaşlar buraya şöyle küçük bir tane ev yapacağız hemen hızlı bir şekilde. Hadi bakalım arkadaşlar hızlı olmamız lazım hem de çok hızlı olmamız lazım yani. Tombiş ailesi gelmeden bizim bu evi bitirmemiz lazım hızlı bir şekilde. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle yapalım bakalım şöyle. Hop şunları şöyle koyalım. Şunları şöyle kıralım. Sonra da arkadaşlar buraya bir tane kırılmaz camlardan koyacağım. Hem de kırılmaz cam. Bu camlar hiçbir şekilde kırılmıyor. Bakın şunları şöyle koyalım. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok değişik cam bunlar vallahi. Hiçbir şekilde kırılmıyor yani bunlar. Buraya da arkadaşlar şöyle yatak koyacağız. Bir tane sandık koyacağım. Buraya arkadaşlar güvenli kapılardan koyacağım. Tabii ki de arkadaşlar bu güvenli kapıların yanına şifre koyacağız. Şifremiz 1, 2, 3. Biliyorum arkadaşlar çok kolay bir şifre ama yani Tombiş bunu hayatta mı imkansız bilemez çalışkan. Tombiş zaten fındık zekalı biliyorsunuz siz de yani bunu bilmesi imkansız. Tamamdır. Sonra da arkadaşlar şöyle kıralım bakalım. Lan ne oluyor lan burada? Şeyle geziyoruz biz. Necati koydum adına geziyoruz öyle. Şöyle bakalım. Nereye gidelim bakalım Gökçe abla nereye doğru süreyim? Necati evet dikkatli bak tamam hangi kapı koymuş? Bakıyorum sen abla bakıyorum. Güvenli kapı kullanmış abla sen de onları koyabilirsin aslında. Lan tamam, Necati. Lan Necati. Necati benim eve bakıyor. Ulan Necati. Sür Necati sür. Necati kırdım. Necati gitti tamam mı? Sen nasıl Necati'yi kırarsın? O zaman ben de senin kapını çaldım. Hırsız seni. Hırsız var. Arkadaşlar Necati ile Gökçe bizim kapımızı çaldı. Hırsızlar ikisi de. İkisi de hırsız. Neyse aman çalsınlar ya. Çok donunda sanki. Arkadaşlar şimdi buraya bir tane daha şifre koyacağız. Bu seferki şifremiz arkadaşlar 1, 2. Aslında evet ya bu da 1, 2, 3 olsun. Aynen tamamdır. Mükemmel oldu. Şimdi arkadaşlar buranın içerisine lav blokları koyacağım. Yani lavlar koyacağım arkadaşlar. Lav tuzakları koyacağım. Yani daha da çok güvenli olacak evim. Hadi bakalım şöyle. Şuraya da koyalım aynı şekilde. Sonra şuraya da şöyle koyuyoruz. Sonra arkadaşlar da buraların etrafına da şöyle dikenlerden koyacağız. Hadi bakalım şöyle arkadaşlar dikenlerimizi koyalım. Aynı şekilde buraya da şöyle koyalım bakalım şöyle tamamdır. Şuraya baksanıza evim mükemmel oldu vallahi. Çok güvenli gözüküyor şimdiden. Ama tabii ki de daha bitmedi. Arkadaşlar buranın üstüne şimdi ne yapacağım biliyorsunuz mu? Bir adet kule yapacağım arkadaşlar. Küçük minimal bir tane kule yapacağım. Ve yani her yere görebileceğim. Tombiş ailesini görebileceğiz gelip gelmediğini. Hadi bakalım şöyle yapalım. Şöyle de şunları şöyle koyalım. Burayı da arkadaşlar şöyle merdivenlerden koyuyoruz şöyle. Tabii ki de arkadaşlar olmazsa olmaz evin etrafına kameralardan koyacağım. Koyalım bakalım şöyle kamerayı şuraya koyalım. Bunları şöyle aktif edelim. Bakalım çalışıyorlar mı hemen şöyle kontrol kalite kontrol. Tamamdır arkadaşlar kalite kontrol başarılı. Aynı şekilde şimdi arkaya da şöyle koyalım bakalım şöyle. Şunları şöyle aktif edelim hemen şöyle kalite kontrol yapalım. Kalite kontrol başarılı. Bu da başarılı tamamdır. Kameralarımız da çalışıyor. Arkadaşlar aklıma bir tane fikir geldi. Bakın şimdi ne yapacağım izleyin şimdi benim.
şurayı önce şöyle kazıyoruz, şöyle şuraya da şöyle dokunuyoruz. Şöyle komut bölümü buraya sileceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde şuraları da şöyle silelim bakalım. Sonra şurayı da şöyle silelim. Tamamdır. Aynı şekilde arkadaşlar burayı da şöyle silelim. Buradaki boşluklara arkadaşlar çiş koyacağız. Uy, ne kadar da iğrenç kokuyor vallahi. Leş gibi kokuyor vallahi arkadaşlar. İğrenç ama olsun yani. %100 güvenli oluyor yani bu şekildeyimiz. Şöyle koyalım bakalım, şöyle çişlerimizi koyalım bakalım. Gökçe, sana doğru bir tane şöyle güzel kokular geliyor mu? Ya Gürol çok kötü koktu. Bu da ne ya böyle? Ay, sen kenarlarına, evinin kenarlarına çiş mi koydun? Evet. İğrençsin, iğrenç. Ama çok güvenli olmadı mı Gökçe? Bak. Oh, misler gibi koku, misler gibi. İçmek ister misin Fanta? Gel sana bir tane şişe koyayım. Ya sen iç bir kere istersen. Yanında da sana başka bir şey de ikram edebilirim. Kaka adı da. Adı da Kaka, tamam mı? Aa, şuna bak ya. Hem ona ben Fanta ikram ediyorum, hem de beğenmiyor. Aman. Tamam, ben de sana pasta ikram ettim işte. Falan mı olur? Kakalı pasta. Uy, midem bulandı vallahi. İğrençsin ha. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi evimiz bitti yani. Mükemmel ötesi güzel oldu. Aşkım, ben birazcık eve gidip uyuyacağım, dinleyeceğim, tamam mı? Uykum geldi benim vallahi, çok uykum geldi. Çok uykum geldi, çok uykum geldi. Amanın, bayılacağım, bayılacağım, bayılacağım. Heh, şöyle girelim bakalım. Arkadaşlar tabii de uykum gelmedi. Ne uykusu ya bu saatte? Arkadaşlar şimdi Gökçe'yi fena şekilde trolleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ellerinde böyle aparatlar var. Şimdi arkadaşlar bakın, bu aparata basınca ne oluyor biliyor musunuz? Hop, küçücük oluyorum. Onun şunu küçük olup trolleyeceğim arkadaşlar Gökçe'yi. Ama şöyle önce gidelim bakalım. Gökçe ne yapıyor acaba? Gökçe buralarda değil. Hemen o zaman şöyle hop, hemen şöyle küçülelim arkadaşlar. Şöyle, tamamdır. Evet, görmüş olduğunuz gibi küçüldük. Şimdi Gökçe'nin evine doğru gidiyoruz. Açalım bakalım şöyle kapıyı. Büyük ihtimalle zaten bizi göremeyeceği için kapının kendinden açıldığını zannedecek. Açalım bakalım şöyle. Ha, açtı kapıyı. Hadi bakalım gidelim şöyle. Ne yapıyor lan orada o? Aa, bilgisayarla oyun oynuyor. Ben hızlıca Gürol'un kredi kartından alışveriş yapayım. Ne? Şu ekleyeyim, şu elbiseyi de ekleyeyim. Tamam, ne de olsa Gürol'un kredi kartı bana ne ki? Lan! Lan benim kredi kartımdan alışveriş yapıyor. Ulan çakal seni. Ben diyorum, benim bu kredi kartımdaki borçlar nereden geliyor böyle? Ulan çakal Gökçe. Sen şimdi görürsün ulan. Sen şimdi görürsün. Ben bu bilgisayarı kapatayım da bakayım, alışveriş yapama. Bir de gitmiş arkadaşlar. Benim gidince gitmiş cebimden kredi kartımı almış. Çakal Gökçe. Bekle bakalım sen şimdi. Şöyle arkadaşlar gidelim şöyle. Hop, duşa şöyle basalım. Tamamdır, kapattık bir insan. Kaç 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 kaç. Ne oldu be? Niye bozuldu ki ya? Ya ben bunun şarjını full takmıştım. Ne oldu buna ya? Of, hadi çalış dedim. Bak, tam sepeti onaylıyordum. Hadi. Aynen, onaylarsın tabii canım benim. Şimdi arkadaşlar Gökçe'yi korkutacağım. Aile şakası yapacağım. Kapıyı açıp kapatacağım. Hazır olun şimdi. 3, 2, 1. Çalış hadi, çalış. Açıp kapatıyoruz arkadaşlar. Olamaz. Gürol, Gürol. Tombişler mi geldi acaba? Kapı mı bozuldu ya da ne oluyor, ne oluyor? Çok korkuyorum. Arkadaşlar şimdi hemen eve gidelim de evimize falan gider, aman diyelim. Şöyle hemen büyüyelim. Koş 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 koş. Ha evet, Gürol, kaçtık kaçtık. Gürol, ha, geliyor, Gürol, geliyor. Gürol, Gürol kalk dedim sana, lütfen. Ha, ne oldu aşkım, bir şey mi oldu? Evet, bir şey oldu. Evime hayaletler bastı. Ya ne oldu ya? Şapçık mısın izin? Hayal diye bir şey yok ya. Kafayı dinleyeceksin he. Ya kapı böyle açıldı açıldı kapandı. Açıldı açıldı kapandı. Neden inanmıyorsun? Acaba bizim arkadaşımız Feridun mu geldi? Sen Feridun'un kim olduğunu biliyor musun? Kim ki Feridun? Tanımıyorum. Benim Feridun hayalet arkadaşım. Nasıl da korkup gitti arkadaşlar. Oh, iyi oldu ona. Çünkü geldi benim kapılarımı çalmıştı. Oh, iyi oldu valla. Valla benim de bayağı bir uykum geldi. Şaka maka, çalışkansı. Azıcık yatayım, birazcık dinleneyim ya. Uyuyayım arkadaşlar. Yarım saatte, bir saatte falan kalkarım artık. Hepinizi şimdi yiyeceğiz. Bu ne? Hadi bakalım şimdi. Hepinizi yiyeceğiz. Nam. Gürol'u bana bırakın la. Gürol'u ben yiyeceğim çünkü. Bu ne? Çıkın geldi şöyle. Hepinizi yiyeceğiz. Bu ne? Bu ses neydi be? Bir dakika. Bu Tombiş'in sesi. Hemen şöyle arkadaşlar silahlarımızı alalım bakalım. Şöyle alalım 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 alalım. Ya şöyle zıtlarımızı da giyelim bakalım şöyle şöyle. Lan bu ne lan böyle? Oğlum bu ne ya? Bu tavuk zırhını kim koydu buraya? Ulan var ya, kesin Gökçe'nin işine bu. Neyse bakalım şöyle çıkalım arkadaşlar şöyle. Tombiş'ler geldi. Geldim aşkım, geldim, buradayım. Olamaz arkadaşlar. Bu Tombiş'lerin boyu ne kadar da kocaman olmuş böyle. Ya Gökçe sen mi koydun ya bu zırhları böyle? Kendine zaten sosise benzemiş. Sosis olmuş kendisi. Kendisi ya, bir fark yok öyle, ki. Sen de bana sosis koymuşsun. Allah Allah, ben de sana iki tavuk koymuşum. Onu bunu boş ver. Gelin bakalım şimdi, hepinizi öldüreceğiz. Ya hayır.
Bana şeyi bırakın, bana Gökçe'yi bırakın. Ben de kuralı yiyeceğim şimdi ha. Ulan siz kimi yiyorsunuz lan Tombişer? Gelin lan bakayım buraya. Hepiniz işini bitireceğiz. Gelin bakalım buraya. Sen kimi hayır, yiyorsun? Hayır, ben olamaz. Hayır, olamaz. Gökçe yardım et. Aa! Gelin bakalım buraya Tombişer. Gelin bakalım buraya Tombişer. Gel bakayım buraya Gülo. Şimdi seni yiyeceğim. Orayı yiyeceğim de seni şimdi. Gel bakayım buraya şimdi. Olamaz, olamaz. Gökçe Tombişer babası bana vuruyor. Tombişer babası bana vuruyor. Hayır, olamaz. Sen hiç merak etme. Alın bakalım. Alın bakalım. Çocukken söylemez. Bu saat etmez. Al bakalım şöyle kız Tombiş. Al bakalım sana Tombiş'in babası. Hepinizi öldüreceğiz. Ah Tombiş'in babasını öldürdüm. Gel bakayım sana Tombiş. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım Tombiş. O ne oğlum, ne dizle biz? Ha? Tombiş tekrar siz kendinize döndünüz. İyi misiniz? Ulan biz nereye geldik böyle ya? Oğlum mu ya? Nereye geldik la biz böyle? Ya size ne oldu bilmiyorum ama siz bir anda kocaman oldunuz. Ve sonra bütün köy yemeye başladınız biliyor musunuz? O ne var ya Goy amca, ben en son annemlerle birlikte dışarıda oyun oynuyorduk. Hamburger yemeği yiyorduk la. Annem adım yani bir anda son işini hatırlamıyorum. Allah Allah, demek ki bunu size birisi bir şey yapmış. Kesin size birisi büyü yapmış. Ama bulan yapan kişiyi bulacağım, merak etmemiş ailesi, tamam mı? Gökçe ile bir gün bahçede sohbet ediyordu. Gökçe düşünsene, acaba Tombiş'e, kız Tombiş'e dönüşsek nasıl olurdu sence? Bence inanılmaz eğlenceli olurdu. Ve bu fikir bana çok eğlenceli gelmişti. Ondan sonra bir tane dönüştürme makinesi yapmaya karar verdik. Bugün dönüştürme makinesine girip kız Tombiş'e Tombiş'e dönüşeceğiz. Ve Tombiş'e Zeynep'i trolleyeceğiz. Bakalım tepki nasıl olacak? Videoyu sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmayın. Şöyle havalandırmaları koyalım bakalım. Tamamdır. Gökçe sen de camları koydun mu? Evet hepsini yerleştirdim. Tamamdır o zaman. Ben de şöyle şalteri koyuyorum. Bakalım çalışıyor mu? Evet, kapı da çalışıyor. Hemen şöyle diğer eşyaları da alalım bakalım şöyle. Gökçe sen olacak bugün. Var ya trolümüz, çok komik olacak. Abi ben de çok heyecanlıyım. Sence nasıl olacak? Tombiş fark etmez değil mi Girol? Merak etmeyin, bir şekilde fark etmeyecek. Zaten annesinden görünce büyük ihtimalle korkacaktır. Hemen şu düğmeye koyalım bakalım. Şimdi arkadaşlar buraya güç pillerini koyacağız. Koyalım bakalım şöyle güç pillerini. Ondan sonra şöyle hemen şöyle bir tane kablo çekelim, şöyle birleştirelim. Bakalım çalışıyor, makine çalışıyor mu? Şöyle mi? Aha evet çalışıyor. Sen şimdi beni burada bekle. Ben gideyim bakalım Tombiş ve Zeynep ne yapıyor, onlara bakayım tamam mı? Bekle bakalım. Tamam, tamam. Fark etmesinler, şöyle bakalım. Tombiş içeride koşturuyor. Zeynep de orada kitap oynuyor. Aa, Tombiş futbol oynuyor. Ulan ben kaç defa dedim sana evde futbol oynama diye. Ama ben sana şimdi birazdan günde göstereceğim. Tombiş efendi. Gökçe onlar içeride oyun oynuyor. Şimdi bizim bir yalan atıp evden çıkmamız lazım, tamam mı? Fark etmesinler bizi. Yalanımız ne olsun? Markete gideceğiz dersek bizimle gelmek isterler. Sence ne olmalı? Buldum. Şey diyelim. Benim arkadaşım Arda var biliyorsun. Arda ayağını kırmış diyelim. Biliyorsun yani Arda'dan bekleyecek hareketler bunlar. Ondan sonra inanırlar. Hadi çok mantıklı olur. Hem Arda'yı sevmiyorlar. O yüzden hadi gelmek istemezler. Tombiş Zeynep. O ne? Ne oldu Goy amca? Tombiş Zeynep. Bizim hemen evden gitmemiz lazım, tamam mı? O ne? Ne diyorsun ya Goy amca ya? Ya bizim gitmemiz lazım çünkü arkadaşım Arda var ya Tombiş. Koşarken kaymış, bir anda yere düşmüş. Ayağını kırmış. O ne ya? Vallahi ne kadar çok hayaldi ya. İşte biz ona çorba falan götüreceğiz. Ona bakmaya gideceğiz. Biz 200 saate geliriz, tamam mı çocuklar? İyi tamam bakalım, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz çocuklar. Nadut mu? Tamam alırız Nadut ya. Hadi çok çekite kadıyor. Tamam hadi görüşürüz çocuklar. Bay bay. Tombiş hala bakıyor. Tombiş bakıyor. Çaktırma. Gel. Takip ya, et beni. Ya Arda'ya çok üzülüyorum gerçekten ya. Çok yazık oldu. Evet ya, ben de üzülüyorum ya. Gel Gökçe gittiler. Şimdi arkadaşlar dönüşeceğiz. Trollümüz çok efsane olacak. Hadi gel bakalım Gökçe. O zaman geldim. İlk önce şimdi seni dönüştüreceğim, tamam mı? Geç bakalım içeri. Uf ya, hep beni deniyorsun. Derime taktı tahtası gibi oldum. Bak doğru düzgün yat. Pembe olacak, Tombiş'e benzeyecek. Ya tamam merak etme. 4 tane ayağı olacak. Şöyle yazalım. Eşek olacak. Yok Gürol bak, çıkarım gerçekten. Ay bunlar da kırılmaz diyorum, çıkılmıyor ki. Ya tamam şaka yaptım ya, işe dönüştürmeyeceğim, merak etme. Kız Tombiş'e dönüştüreceğim işte, pembeydi falan da filan da, bir de göbeği vardı hafif şöyle. Aynen yazalım bakalım şöyle, hafif göbeği vardı. Pembeydi Tombiş, tamam kız Tombiş'ti. Yanlış olmasın, tamamdır. Kodlamaları yazdım. Hazırsan düğmeye basıyorum ve sana kız Tombiş'e dönüşüyorsun. Basıyorum tamam mı? Tamamdır bakalım, ben hazırım, hadi bas. Hadi basıyorum o zaman arkadaşlar. 3, 2, 1 ve 0 hop bastım. Olamaz. Dönüştün mü? Girol işe yaradı mı? Dönüştün mü? Oo vay canına, makine işe yaradı.
Arkadaşım şuna baksanıza, Gökçe kız da amca dönüştü. Gel gel bakayım şöyle, gel bakayım. Oha. Arkadaşlar vallahi hık demiş burnundan düşmüş. Şuna baksanıza. Çok güzel oldu vallahi. Abi biz niye bağırıyoruz ya? Duyacaklar bizi. Allah. Aa, evet. Bak şimdi kız Tombiş'in taklitini yapacağım. Ya sen beni neden aldattın ya? Niye aldattın Tombiş? Aynısı oldu vallahi. Tam aynısı oldu. Hadi hadi şimdi sıra bende, şunu atalım bakalım şöyle. Şimdi sen beni dönüştür Gökçe, tamam mı? Geçtim içeri. Kapıyı kapat. Tamamdır. Kapıyı şöyle hemen kapatıyorum. Ay kız Tombiş'in boyu kısa olduğu için biraz zor oluyor kapatması. Tamamdır bakalım. Bak düzgün yaz. Mavi Tombiş, tamam mı? Bak düzgün yaz. Uzun bacaklı. Şöyle değil. Uzun bacaklı süme. Zor. Lan ne dinozoru? Lan oğlum bak beni dinozoru dönüştürme. Bak gözünü seveyim. Hadi ya Gökçe, tamam, trolü tamam mi? Tamam ya, tamam yazıyorum. Şöyle mavi olacak. Biraz topak olacak. Kilolu, tamam Tombiş. Evet ha, evet hazır mısın bakalım? Ha, evet evet, bas bas hadi. Oo, merak ettim arkadaşlar, bakalım ne olacak? 1, 2, 3 bastım. Ne oluyor? Ne oluyor? Oh canım, çok kötü acıdı ya. Ya Gülçak abi ya, sen havasız kaldın burada. Bağırma ya, bak duyacaklar ya ses. Hani dönüşmüş müyüm? Bakayım. Ana arkadaşlar şuna baksanıza. Tombiş'in aynısı oldum valla. Ama birazcık yürümekte zorlanıyor gibiyim ya. Neden? Çünkü göbekten. Ulan her gün hamburger yersen yersen tabii yürüyemezsin. Tombiş efendi. Arkadaşlar valla bayağı bir Tombiş iş koymuş. Yani ben eski halime dönüşünce Gökçe söz veriyorum, Tombiş artık zayıflatacağım. Arkadaşlar. Evet evet. Sizce Tombiş'i zayıflatalım mı? Yorumları yazın bakalım. Bence zayıflasın artık ya. Şu göbeğine baksanıza. Ama annesi neyse. Hadi gel bakalım Gökçe. Şimdi gidelim trolleyelim onları. Çok komik olur. Tamam, hadi gidelim. Şimdi arkadaşlar Tombiş'e Zeynep'in yanına gideceğiz. Onları trolleyeceğiz. İlk önce Gökçe kapıyı ben çalıyorum. Bakalım tepkisi ne olacak Tombiş'in. Hadi çalıyoruz bakalım şöyle. 3, 2, 1. Amanim, kapı çaldı Zeyno. Kapı çaldı, kim geldi acaba? Açalım bakalım. Amanim, bu ne ya böyle? Tövbe bismillah. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Tombiş, merhaba. Ben senin ikiz kardeşinim. O niye benim ikiz kardeşim mi vardı lan? Evet, ben senin ikiz kardeşinim ama söylemem gereken bir şey var. Ben kız Tombiş'e sevgili oldum, tamam mı? O ne? Nasıl ya? Kusura bakma Tombiş. Bir baktım ikizin senden daha yakışıklıymış. Ben de ona gittim, ne yapayım yani? Merhaba Zeynep, nasılsın? Ya işte Tombiş, ikiz kardeşinim ben senin, alala yalan mı söyleyeceğim? O dediğim gibi yani sevgilini de çaldın, kusura bakma, artık benim yeni sevgilim. Mwah, tamam mı? O ne oğlum, bak şimdi döveyim ha. Bak benim sevgilimi öpme. Valla şimdi döveyim ha. Şimdi döveyim ha. Sakın tamam, dokunma dur, benim sevgilime, duydun mu? Dur ya, sakın dur. Sakın dokunma. Çekil al, bakalım, bak, tamam mı? Bak duydun mu Tombiş? Bak kız Tombiş ne diyor? Sevgilime dokunma diyor. Don't touch me. O yüzden dokunma. Sosyal mesafe kardeşim, tamam mı? O ne? Valla kafa yiyeceğim ben. Kafa yiyeceğim ulan. Gökçe baksana nasıl sinirleniyor. Vallahi çok sinirlendi. Neyse neyse, hak etti onlar ya, şuna bak. Baba orada sinirleniyor. Neyse gel bakalım. Onun gidelim odasını dağıtalım. Çok sinirlenir. Tombiş, odan neredeydi acaba senin ya? Senin kıyafetlerinden giymem lazım da. Oğlum ya, of ya. Ya bak, insan kardeşinden saklar mı kıyafetlerini? Ayıp ediyorsun valla bak Tombiş ya. Of ya, iyi tamam. Şeyin odam benim odam. Bu yaşın. Bu yaşın, tamam mı? Bir de şey lazım Tombiş'e. Spiderman'li donu lazım, tamam mı? Onu da paylaşman lazım. Spiderman'li donunu ver bana. Ay olmaz, oyuncaklardan kilodumu kimseye vermem. Bana ne? Yani. Of ya, iyi tamam tamam ya. Çık Tombiş, hadi üstüme giyin, hadi kapat kapıyı. Oh tamamdır Gökçe, odaya girmeye başardık. Nasıl da sinirlendim ha? Oh kudursun, iyi oluyor, iyi oluyor. Evet evet, kudursun. Hadi bakalım, ben şöyle gideyim de Zeynep'in yatağını dağıtayım. Tamamdır. Ben de şöyle arkadaşlar Tombiş'in yatağını alalım şu. Tombiş yatağını buraya koyalım. Ondan sonra başka ne alalım? Tombiş'in, Tombiş'in çalışma masası. Ulan Tombiş bak bak, laptopunu gizlemiş ya. Tüh ya. Laptop olsaydı onun şimdi var ya, kırardık Gökçe, bayağı bir sinirlenirdi. Evet ya, Zeynep de içerideydi en son, oyun oynuyorlar demek ki. Neyse ben şunu şöyle o zaman ben de şöyle çalışma masasını alalım bakalım şuradan şöyle. Çalışma masasını nereye koyalım? Çalışma masasını arkadaşlar şuraya koyalım. Zeynep'in de çalışma masasını alalım. Onu da arkadaşlar tam da şuraya koyalım şöyle. Bence bu kadar yeterli oldu Gökçe. Ne diyorsun? Baksana her yeri dağıttık. Zaten bunu görünce bayağı bir sinirleneceklerdir. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Tombiş'i çağıracağım. Bekle sen beni burada. Tombiş! Tombiş! Gelir misin Tombiş? O ne? Ne oldu be? Ne var başımın belası? He? O ne? Ne yaptınız benim odama buranın halini? Ya bir şey yapmadık. Zıplattık, oyun oynadık yani, al. Zıp zıp, yatağına zıplıyorum bak. O ne oğlum bak, döveyim seni, çık lan. Çık, çıkın, odandan çıkın, çıkın oradan. Çık, 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 çık. Olamaz. Şuna bak ya. Sen bana nasıl vuruyorsun ya? Bak küstüm, iyi ki de var ya Tombiş'i,
abim işini işin bak kızı benimle çaldın zeytin şunu döveyim bak he. Ya of ben çalmadım o keriz geldi ben çünkü ben daha da yakışıklıyım senin tamam mı? Hı. Zeynep ben senin abinim gerçek abinim ben senin bak hatta konuşayım mı tombiş gibi o ne o ne benim senin abinim abinin ben senin heh oldu mu? O ne ay 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 yine ne diyor yine ne diyor yine ne diyor oğlum bak çık şuradan döveyim mahallesi çık ya. Ya gitsene ya ben onun gerçek abisiyim tamam mı git buradan git buradan. Evet sen benim gerçek abimsin o zaman şu ikisini evden kov abi lütfen. İkisini evden mi kovayım? Bence çok güzel olur. Evet gidin saati tombişer evimden gidin tamam mı? Gülçe gülçe sen de çık hadi, hadi dışarı çık sen de. Tamam hadi çıkalım o zaman ya canım sevgili. Ay ay bu yaşı benim evim ama bu yaşı benim evim. Hadi lan yalla çık bakayım çık 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 evden. Hop şunu kapıyı da kapatalım. Gördünüz mü arkadaşlar tombişi evden attım. Arkadaşlar şimdi tombişi öyle bir tuzak hazırlayacağım ki öyle bir trolleyeceğim ki onu aklınız alacak. Arkadaşlar ona elmaslı çiş şakası yapacağım. Bakın şimdi nasıl yapacağım biliyorsunuz mu? Şimdi arkadaşlar burayı böyle kazacağım. Sonra burayı da kazacağım. Buranın altına şöyle bir tane arkadaşlar. Bir tane böyle çiş ekleyeceğim. Şuraya baksanıza. Çok iğrenç kokuyor be. Vallahi Tomuş buraya düşünce var ya. Çok sinirlenecek. Bunun üstüne de arkadaşlar şöyle bir tane elmas cevheri ekleyeceğim. Bunu kazdan da arkadaşlar Tomuş çiş dolu çukura düşecek. Çok komik olacak. Şimdi gideyim onu içeri alayım en iyisi. Tomuş kız Tomuş Tomuş. Hadi gelin içeri. Sizi affettim tamam mı? İçeri girebilirsiniz. Oğlum bak. Bak bir de affettim ya. Bu yaşı benim evim oğlum. Bak bu yaşı benim evim. Ya tamam nesin nesin ya. Tarafı sana şaka yaptım tamam mı? Neyse senden özür niyetine sana benim bir tane hediyem vardı Tombiş ama artık vermeyeceğim. Çünkü sen bana kızdın. O ne? Tamam bey. Özür diyeyim. Tamam o zaman. Pişmanım de. Pişmanım Allah bilen versin pişmanım. Hediye niye bana? Hediye ver bakayım hediyeyi. Hediye mi? Tamam gel bakayım beni takip et şöyle gel bakayım. Gel bakalım Tombiş evet. Görmüş olduğun gibi bak hediyem burada. O ne? Bana elmas mı getirdin? Evet hadi bakalım. Şimdi elması kır ve hediyeyi al. O ne? Kıyayım o zaman hemen şöyle. Kıyayım bakayım şöyle. O ne? Düştüm. Tombiş'i trolledik. Tombiş'i trolledik. Tombiş. Biz seni öyle elmas vereceğimizi mi zannettin? Oğlum çıkayım beni buradan. Leş gibi kokuyor ya bu yaşı. Çıkayım beni. Hatta Tombiş en büyük hediye hazır mısın bakalım? Oğlum bak ben senin yerime senin hediye falan istemiyorum. O zaman hızlısın Tombiş. Bak bakalım ben kimim? Gürol amcan. O ne? Hatta nasıl ya? Nasıl yani? Bak şimdi kız Tombiş. Neye dönüşecek? Gördün mü Tombiş? O ne? Gürol amcan Gökçe abla siz beni trollediniz. Evet biz seni trolledik. Öf ne yapıyorsun ya? Kaka atma ya. Hadi bakayım ne şey kaka. Oğlum çıkayım beni buradan çıkayın. Tombiş'i nasıl trolledik ama? Tombiş 1-2 saat boyunca orada kal. Bir sıkıntı yok değil mi? Ben hemen şöyle bir market edip geleceğim de. Ya oğlum çıkayım beni buradan çıkayın istiyorum. Nasıl da sinirlendi ama. Ya sanatımdan daha da eğlenceli oldu. Çok güzel oldu. Neyse bakalım canım alem. O zaman biz artık bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsindir. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videoda beğenmeyi unutmayın. Ve tam da şu anda ekran ilk tane video çıktı arkadaşlar. Solda çıkan mesajı çıkan videoları tıklarsanız inşallah dilekleriniz gerçek olur. Amin tıklarına bak. Solda sağda video artık tıkla. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.